Öncelikle karşılaştırmalı edebiyat bölümü, online seminerler, film okumaları kısmına iki parça halinde yürüttüğümüz birisinde belirli temaların ya da dönemlerin işlendiği, diğerinde ise film okumaları yaptığımız online seminerlere hoş geldiniz. Bugün benim konuşacağım, anlatacağım konu aslında başlıkta da belirtildiği üzere bir Yavuz Turgul filmi olacak, Muhsin Bey. Hem yazarlığını hem de yönetmenliğini Yavuz Turgul yapmış bu filmin ve 1987 yapımı. Aranızda izleyenler vardır. Hem onları hatırlatmak için, bir taraftan da izlemeyenler için de bir ön bilgi veya devamlı sonrasında izleyecek olanlar için de konuşmam bir şekilde daha rahat takip edebilmeleri için bir özetle giriş yapmak istiyorum. Film Muhsin Bey, Şener Şen'in canlandırdığı Muhsin Bey ile açılış yapıyor ve Muhsin Bey İstanbul'da yaşayan bir müzik organizatörü. Kiracı olduğu yerden atılıyor, maddi sıkıntılar çekiyor, yine o arada dolandırılıyor. Ve ofis olarak kullandığı arkadaşının kahvehanesindeyken Urfalı birisi geliyor. Türkücü olmak için gelen Ali Nazik onu arayıp buluyor. Ali Nazik ilk tanıştığı anda zaten onu yönlendirenin Bitli Salman isimli Ali Nazik'in amcası olduğundan söz ediyor. Ve Muhsin Bey ilk başta onu kati bir şekilde reddediyor. İstanbul'un gerçekten zor olduğunu, müzik sektörünün çok zor olduğunu ve artık bir şekilde orada hayatta kalmanın, müzik sektöründe hayatta kalmanın çok zor olduğunu bir şekilde belirtiyor ve geri dönmesini öğütlüyor. Ama Ali Nazik çok ısrarcı, sürekli peşinden gidiyor, onu takip ediyor, her yerde karşısına çıkıyor. Ve en sonunda geçici olarak mecburen bir şekilde, onu da birazdan açıklayacağım zaten, mecburen Ali Nazik'i evine alıyor. Burada Muhsin Bey komşusu Sevda Hanım'a ilgi duyan, evdeki çiçeklerini sulayan, o çiçeklerle konuşan, sohbet eden, Türk sanat müziği dinleyen sürekli, arada bir elinde çiçekle huzur evinde kalan eski musiki sanatçısı Afitap Hanım'ı ziyaret eden birisi. Ve hatta Afitap Hanım'ı da hemen bir parantez olarak belirteyim. Muhsin Bey için o bir sanat tanrıçası, en temel aşkı belki. Çünkü bütün bu serüvene atılmasına neden olan, bir müzik organizatörü olarak hayata atılmasına neden olan kadın Afitap Hanım. Hem bir aşk olarak, belki bir ana tanrıça figürü gibi, ama aynı zamanda bütün hayatını şekillendiren, bütün o silsilelere yol açan bir kadın. Bu arada Muhsin Bey dişçi korkusuyla yıllardır acı çekiyor, dişiyle ilgili bir problem var ve bir gün o dişle ilgili yaşadığı problem esnasında işte alkol oluyor ve o halde Ali Nazik onu sırtlayıp, Muhsin Bey'i sırtlayıp dişçiye götürüyor. Ve aslında orada dişi çekiliyor Muhsin Bey'in ve bu bir kırılma noktalarından birisi. Şimdi burada hemen bir dipnot, bir araya bir bilgi daha gireyim. Bu dişle ilgili ben araştırma yaparken, filmle ilgili analiz çerçevesinde araştırma yaparken bir mitle karşılaştım. Ondan da söz etmek istiyorum. Temelde Babil mitinde geçiyor ama Mısır mitlerinde ve Çin mitolojisinde de kendine yer bulmuş. Diş ve diş ağrısı önemli bir motif olarak kendine yer buluyor. Ama en net bir şekilde görülebildiği Babil mitinde Tanrı Anu dünyayı yaratıyor. Dünyanın hemen ardından işte dağları yaratıyor, ovaları bilmem ne. En son bataklıklara geldiğinde bataklıklar kurçuklar üretmeye başlıyor. Ve o kurçuklar Tanrı Ea'nın huzuruna bir şekilde gelip bize yemek bulun, yiyecek bulun diye dilenirken tanrılar, birçok tanrı onlara, kurçuklara, o küçük kurtlara belirli önerilerde bulunuyor, yemek önerilerinde bulunuyor. En nihayetinde bütün o kurçuklar dişleri tercih ediyor. Ve bu filmde de çok koşutluk sergiliyor. Bir büyücünün hazırladığı, tabii filmde o bir dişçi karakteri olarak görüyoruz.
Sakil bir diye bir bitkiyle hazırladığı bir içki ve o içkiyle acılar dindiriliyor, kurtlar ölüyor. Ama aslında yine Babil mitolojisinde dualarda güneş tanrısının kurduğu, ay tanrısının kurduğu bizden uzaklaş falan gibi dualar da var. Yani aslında birazcık daha birazdan göreceğiz zaten. Muhsin Bey'in o daha apollinik tırnak içinde söylüyorum. Ona ait olan tanrısal bir parçada belki koparılmış olarak da düşünülebilir. Bu sadece bir benzerlik kurduğum için burada bahsetmek istedim. Yani filmin içinde doğrudan böyle gönderimler yok ama arka planda benzer örüntüler de var. Az önce bahsettiğim gibi bir diş çekilme olayından sonra Muhsin Bey yumuşuyor Ali Nazik'e karşı. Ve bu dönüşümle beraber Muhsin Bey fark etmeden Ali Nazik'e doğru bir umut bağlamaya başlıyor. Onun geleceğine dair umutlar beslemeye başlıyor. Tabii bunun için birçok çalışmalar yapıyorlar. Ne gibi? TRT'ye çıkmak için birilerine orada yapımcı olduğunu düşündükleri birilerine rüşvet veriyorlar. Ki sonrasında o da dolandırıcı çıkıyor zaten. Yine o süreçte bir ses yarışmasına katılması için ön ayak oluyor Muhsin Bey, Ali Nazik'in. Ve o yarışmada da işler istediği gibi gitmiyor. Orada da sonrasında dolandırıldıklarını bir şekilde iddia ediyorlar ve anlıyorlar. Artık umutlar tükenince yani bir şekilde Ali Nazik'in kaset yapabilmesi artık mümkün olmayınca Ali Nazik'in düşünürken aklına bir fikir geliyor. Neden bir ses yarışması düzenlemiyoruz diyor. Oradan elde edilen gelirle bir kaset yaparız. Yalnız böyle bir şeye başlıyorlar. Yalnız topladıkları para hem ses yarışmasının ödülü hem de çıkacak olan kaset için yetmiyor bir şekilde. Bu arada tabii arka planda başka olaylar da var. Muhsin'in sevgilisini elinden aldığını düşündüğü için ona rakip bir şekilde kin besleyen organizatör Şevket'le Muhsin Bey de bir iddiaya giriyor. Eğer kaseti yaparsa Muhsin Bey, Şevket bütün işlerin parasını bir şekilde üstlenecek. Ama yapamazsa Şevket Ali Nazik'i Muhsin Bey'in elinden alacak. Böyle bir iddiaya giriyor. Bu iddianın baskısı altında olan Muhsin Bey de o toplanan paralarla kaset yapmaya karar veriyor. Bu arada tabii ilk şarkıyı bir şekilde söylüyorlar. Olay ortaya çıkıyor. Katılanlar isyan ediyor. Yarışma için para ödeyenler isyan ediyor. Bu esnada Muhsin Bey de bir vicdani olarak rahat hissetmiyor kendini. Belki o vicdanına da yenik düşüyor, dayanamıyor. Parayı Ali Nazik'e kaset yapması için veriyor ama kendisi teslim ediyor ve hapse giriyor. Hapis süreciyle ilgili örneklerden de birazdan bahsedeceğim. Çok uzun bir kısım değil ama filmin sonuna doğru yaklaştığımızda hapisten çıktığında onu karşılayan kimse yok. Hapse girerken evini emanet ettiği Sevda, aşık olduğu kadın, Ali Nazik'le beraber gitmiş. Ali Nazik ve Muhsin Bey'in yardımcısı Osman, rakibi Şevket'le anlaşmış. Yine yaşadığı ev, bırakıp gittiği ev, yerini yeni konutlara bırakıyor İstanbul'da. Filmin en sonunda Muhsin Bey tek tek kendine ihanet eden bütün o herkesi teker teker karşısına alarak her birine söyleyeceklerini söylüyor. Ve son sahnede ise aşık olduğu kadın Sevda ve kızı koşarak ona yetişiyorlar. Biz de gelelim diyorlar. En son sahnede o başındakini çıkardığın zaman gelebilirsin diyor. Bir toka gibi bir şey çıkararak arabaya biniyorlar ve yeni bir hayata başlıyorlar. Filmin aslında genel özeti bu şekilde. Birazdan örneklerle birkaç sahneyle ilgili de zaten açıklamalar yapacağım. Baktığımızda film temelde ikili karşıtlıklar üzerine kurulu bir film. Yani birçok karşıtlığı görüyoruz filmde. Bunları ben böyle kademe kademe biraz sınıflandırarak öncelikle açıklamayı düşündüm. En başta tabii ki karakterlerin karşıtlığı söz konusu ve en baş ana karakterimiz Muhsin Bey ve hemen yanında Ali Nazik başlı başına bir karşıtlık oluşturuyor. Ne gibi? Birincisi Muhsin Bey kentli birisi ve bir İstanbul beyefendisi. Ali Nazik ise onun tam karşısında bir köylü.
Muhsin Bey eğitimli, eğitime önem veriyor, ona inanıyor. Ali Nazik ise hem eğitimsiz hem de eğitimi reddediyor. Muhsin Bey'in belli değerleri var. O değerlere sıkı sıkıya bağlı. Ali Nazik o değerlerden tamamen yoksun. Bununla beraber emek harcayan, çalışan, mütevazı ve kibar bir Muhsin Bey'in karşısında daha kolaycılığa kaçan, gösteriş peşinde mütevazılığın tam karşısında ve o kibar, naif insanın tam karşısında kaba bir Ali Nazik imgesi görüyoruz. Bu arada tabii bir karakter yapılarının dışında kültürel olarak da işte Muhsin Bey daha idealist, idealleri olan ve o idealleri uğruna daha uzlaşmacı ama kurallara uyan bir karakter sahibi ve sözüne mutlaka sadık kalan birisi olduğunu görüyoruz. Ama Ali Nazik tarafına baktığımızda daha opportunist, belki bir anlamda hiçbir şekilde kural tanımaz, çok ciddi anlamda vefasız ve yalan söyleyen bir birey olarak. Bunlar karakterlerin karşıtlığı olarak karşımıza sunulan imgeler filmde. Bunun dışında ahlaksal olarak da bazı karşıtlıkları görüyoruz filmde. Ne gibi? Muhsin Bey mutlak değerler ahlakına inanan birisi. Yani belli değerleri var. O değerlerin mutlak ahlak çizgileri, çerçeveleri oluşturduğuna inanıyor. Onlara uyuyor. Ali Nazik ise daha çok göreceli, sorumluluk ahlakına daha yakın birisi. Ve bu iki insanı birleştiren tek nokta var: İstanbul. Tabii burada İstanbul'un önemli bir özelliği karşımıza çıkıyor. Geleneksel o üretim metotlarından kaçarak daha fazla ve kolay para kazanmanın bir şekilde mümkün olduğu, hani hep söylenen tabirle taşı toprağı altın olan kapitalist İstanbul. O İstanbul'un içinde geleneksel ilişki ve duygulara da çok yer yok. Bu anlamda o türden ilişkilerin çok rahat bir şekilde kendine yer edinemediği bir mekandan bahsediyoruz. Bu bağlamda baktığımızda aslında Muhsin Bey kapitalizme adapte olamamış, o kapitalist İstanbul'un içinde yenilenen yeni düzene, yenilenmiş ortama bir şekilde adapte olamamış ve o nedenle yabancılaşmış ve bu yüzden başarısız olmuş bir insan olarak görüyoruz. Maddi olarak sıkıntılar çekiyor ve bir anlamda da eskide kaldığı için demode olmuş durumda. Öte yandan Ali Nazik'e baktığımızda ise o sistemin açıklarını bir şekilde algılayıp adapte olmuş ve yeni düzenin bir parçası, ona ait bir birey. Aslına baktığımızda o eski kalıbın dışında onun karşıt diskurunun bir temsilcisi olarak aslında Ali Nazik'i de düşünebiliriz. Şimdi öncelikle karakterlerin karşıtlığı, sonra ahlaksal karşıtlık dedik. Üçüncü olarak tabii kültürel olarak da birbirinden farklılıklar söz konusu, karşıtlıkların sunulduğunu görüyoruz. Ne gibi? Muhsin Bey İstanbullu, Ali Nazik Urfalı. Bu nedenle onların belli bir kültürel onları belli bir kültürel çerçevede görüyoruz. Musiki'den hoşlanan, Türk müziğini dinleyen, belki biraz türkü de dinleyen Muhsin Bey'in karşısında tamamen arabeskten hoşlanan bir Ali Nazik figürü var. Hayalleri, örneğin bir sahnede Ali Nazik çiğ köfte yoğururken hayallere dalıyor. Hem Muhsin Bey hem Ali Nazik. Onları biz monologlarla bir şekilde takip ediyoruz. Muhsin Bey Kız Kulesi'ne bakan bir evde belki tesbih oymacılığına geri dönerim diyor. Daha naif, daha huzurlu bir hayat ve onun hayalini kurarken Ali Nazik ise işte kollarımı aldığım kadınlarla, arabalarla şaşalı bir hayat sürerim şeklinde hayaller kuruyor. Burada kültürel olarak yine baktığımızda o kültürel sermaye çerçevesinde baktığımızda mesela yemek yeme halleri bile birbirinden çok farklı. Örneğin aynı evde yaşarken Muhsin Bey çatallı, bıçaklı bir sofrada, masada tırnak içinde yemek adabıyla yemeğini yiyor. Arada rakısını içiyor. Ama Ali Nazik'e baktığımızda koltukta işte çiğ köfte yapıyor, acılı lahmacunlar. Ve tabii burada hepimizin dikkatini çektiği gibi ismi bile Ali Nazik. Yani bir kebap ismi, o ismi olarak karşımıza çıkıyor.
En son olarak yine bu kültürel ve duruş, dış görünüşle de ilgili olarak bir detay vereyim. Müslüme temizliğe önem veren, şık giyinmeye çalışan yağmurluklarıyla, şapkasıyla, kravatıyla bir profil çizerken Ali Nazik ilk tanışma anında mesela kendisini tanıtırken Muhsin Bey'e ben Bitli Salman'ın yeğeniyim diyor. Beni sana o yönlendirdi diyor. Muhsin Bey orada yani ben askerliğimi yapalı 1.000 yıl olmuş. Nereden hatırlayacağım diye sertçe bir çıkış yaptığında askerde ayak kokusundan hatırlarsın diyor. Yani aslında o nasıl söyleyebilirim bakışın ya da o çizilen çerçevenin kültürel çerçevenin nasıl olduğuna dair önemli bir karşıtlık. Son olarak da bu karşıtlıklardan devam edersem mekansal karşıtlıklar da filmde oldukça önemli yer buluyor. Ne gibi? Az önce söyledik İstanbul ve Urfa'nın karşıtlığı tabii ki bunun kültüre etkileri. Ama onun dışında mesela filmin başlarında bir sahne vardır. Ön tarafta Ali Nazik böyle türkü, uzun hava gibi bir şeyler okur çatı katında. Arka planda ise silüette böyle biraz kaybolmuş halde İstanbul'u görürüz. Yani aslında odakta daha öncelenmiş ve daha yakına gelmiş artık asıl olan Ali Nazik ve onun kültürüyken bir şekilde o türkü arabesk kültürüyken arka planda bulanıklaşan bir İstanbul'u da görüyoruz. Yine aynısı o mekansal tasarımların uygulanması veya belirli şeyleri temsil etmesini alt ve üst anlamında da görüyoruz. Çünkü hikayenin tamamında aşağıda yani alt katlarda yaşanan eski İstanbul'un karşısında yukarıda çatıda hep böyle yıkılan ya da panoramik olarak baktığımızda değişen bir İstanbul'dan söz edebiliriz. Peki bu durum ve karşıtlık neden kaynaklı diyor ve bir edebi metin olarak, bir metin olarak ve aynı zamanda edebi metin olarak bütün bu karşıtlıklar bize ne anlatıyor diye baktığımızda aslında tematik olarak ele almamız gerekiyor ve iki grupta toplayabiliriz o temaları. Birincisi az önce biraz da sözünü ettiğim kapitalizm. Tabii o kapitalizmin içinde göç ve o geçiş göç ve kapitalizm çerçevesinde bir kültürel dönüşüm. Bu işin bir tarafı. İkinci olarak da oryantalist bir bakış. Şimdi tabii öncelikle ben kapitalizmle ilgili olarak konuşacağım. Sonrasında da oryantalist bakış çerçevesinde ele alacağım. Fromm artan istek ve ihtiyaçların ve bununla birlikte de doğan o para hırsının bireyleri böyle kurnaz, doğallığını kaybeden, işten pazarlıklı ve kimi noktalarda yalancı olma yoluna doğru ittiğinden söz eder. Hatta bunları bu bireylere birer kapitalizmin kölesi olarak da bireyleri adlandırabilir. Aslında bu noktadan baktığımızda Ali Nazik de kapitalist düzlemde o yalancılık, işten pazarlık ve bir şekilde hinlik özelliklerini son derece gösteriyor filmin içinde. Ne gibi? İlk başta kabul edilmediği dönemde, Muhsin Bey onu kabul etmediğinde yağmurda bekliyor. Yağmur soğuk gibi bir havada bekliyor ve kendini acındırıyor. Sonra mesela Muhsin Bey'in bir türlü anımsayamadığı o askerlik arkadaşı Bitli Salman'dan sürekli bahsediyor, demagoji yapıyor. Aynı zamanda ara ara çıkıp çatıda acıklı türküler söylüyor bir şekilde. Ve son olarak yine gördüğümüz bir sahnede de Ali Nazik yine çatıya çıkarak elinde o topladıkları paralarla beraber intihara teşebbüs ediyor. Yani aslında bu profil Fromm'un bahsettiği o kapitalist düzende artan istek ve ihtiyaçlar çerçevesinde para hırsıyla değişen kurnaz bireylerin bir sunumu olarak karşımıza çıkıyor. Ama öte yandan mesela yalancılık ve vefasızlık özelliklerinden söz etmiştim. Hemen onun örneğini de yine filmden verelim. Aynı karakter Ali Nazik. Muhsin Bey hapse girer girmez pavyonda arabesk söylemeye başlıyor. Muhsin Bey'in hoşlandığı kadın olan Sevda Hanım'la birlikte olmaya başlıyor. Hatta hapisteyken onların el ele tutuştuğunu da böyle göz ucuyla görüyor Muhsin Bey.
Filmin en sonunda da bütün o elde ettiği şeylerin yanında Sevda Hanım'a hakaretlerde de bulunuyor Ali Nazik. Yani gücü bir şekilde ya da istediklerini elde ettiğinde de kalan diğer kişileri de ötekileştiriyor ve onlara kaba davranıyor. Şimdi kapitalizme baktığımızda temelde Batı'ya özgü bir ekonomik örgütlenmeden bahsedilir. Ancak yalnızca Batı'ya ait değildir. Şimdi kapitalizmin temelinde başkalarının artı değerlerini ele geçirmek vardır. Buna dayalıdır. Ve bu nedenle kendi sınırları içinde kapitalizm varlığını sürdüremez. Yani bir anlamda yayılmak zorundadır, sömürgecidir. Kendine yeni pazarlar ve o pazarların içinde yeni pazarlamacılar arar. Siyasi anlamda bakıldığında ise bu kapitalist sistemin bir şekilde hayata geçirilmesi ya da işleyebilmesi adına gereken çeşitli düşünce alt sistemleri vardır. Bununla entegredir kapitalizm. Nedir? Bireysel hak ve özgürlükler, fırsat eşitliği, bilim ve ticaretin hakim olduğu bir toplumsal örgüt kurmalıdır. Bu nedenle aslında modern devlet feodalite, imparatorluk ve krallıkların karşısına bir ideal olarak sunulur. Şimdi bu özgür bakış ve kapitalizm aslında temelde şunu iddia eder. Sen de yapabilirsin. Sen de zengin olabilirsin. İşte Ali Nazik'te de bu bakış ve o bakışın peşinden koşan insan, birey bir şekilde vücut bulur. Bu anlamda emperyalin karşısında duran modern Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbullu bir bireyi olan Muhsin Bey o çarkların içinde ezilir. Aslında bunu bir şekilde görüyoruz. Çünkü Muhsin Bey bu durumu bir yozlaşma olarak, değerlerin yitimi olarak görmektedir. Belki de bu nedenle girdiği iddiayı kazanmasına rağmen reelde aslında biraz da kaybetmiştir. Çünkü iddia sonucundaki anlaşması gerçekleşmez bir şekilde. İddiayı kazanan olmasına rağmen iddiayı kaybedenin istekleri gerçekleşmiş olur. Ancak ufak bir dipnot da burada vereyim. Alt metinde de film sonunda da ideallerinin bir kısmına kavuşmuş olarak da görebilir. Çünkü filmin en son kısmı ve filmin ilk sahnesi ve Muhsin Bey'in hayalleri aslında bir şekilde onların örtüştüğünü bize gösteriyor. Yani o kadar da ayrık bir yapıda değil. Şimdi ilk söylediğim kısım, şu ana kadar bahsettiğim kısım aslında kapitalizm çerçevesinde değişen dünyaya ilişkin tarafıydı ve onun filmdeki yansımalarıydı. Bir de yine o karşıtlıklar çerçevesinde oryantalizm bağlamında da bu filmin bir okuması ve yorumlanması yapılabilir. Tabii ki oryantalizm denildiğinde Edward Said'den söz etmek durumundayız. Onun oryantalizm kavramına bir şekilde değinmek zorundayız tabii ki. Şimdi Said oryantalizmin temelini Batı'nın Doğu üzerine bir hakimiyet kurma çabası bakışıyla değinir. Batı kültürü antik Yunan çağından beri ötekileştirdiği doğu kavramına bir ehlileştirme süreci olarak yaklaşır. Batı kültürü bu anlamda doğuyu kendini tanımladığı kimi bakış ve özelliklerin karşısında olarak görür ve hatta birçok yerde de sıklıkla parodileştirir. Tarihsel süreçte baktığımızda işte doğuya dair Batı kültürünün atfettiği belirli özellikler vardı. Ne gibi işte öncelikle masalsılık, işte egzotik varlıklar, olağanüstü deneyimler, duygusal gönül olayları ile bunlar resmedilirken aynı zamanda bireyler olarak baktığımızda da Batı tarafından doğunun görünümü tembel, geri kalmış, kaderci ve mistik bir ortamda yaşayan bireyler olarak ya da öyle bir bağlama oturtulur. Biz bu süreci yani tarihsel süreçte baktığımızda bunu geçmişte görüyoruz ama son derece günümüze yakın eserlerde de bunun birçok örneği var. Örneğin Kızım Olmadan Asla filmi ya da Gece Yarısı Ekspres filminde olduğu gibi. Edward Said ise oryantalizmi ele alırken
Doğu'yu Batı'nın bir alt benliği olarak yaklaşır. Yani bunu yaparken Doğu hakkında saptamalar yaparak, onu açıklayarak, betimleyerek, oraya yerleşip orayı yöneterek ve oraya ilişkin bütün o görüşleri bir şekilde meşrulaştırarak egemen olmayı çabalayan Batılı'nın kullandığı bir araçtır onun için oryantalizm. Bu nedenle Batı'nın öteki olarak gördüğü veya bir şekilde öteki olarak nitelendirdikleri hakkındaki her metin Said'e göre de biraz bir manipülasyon aracıdır aslında. Şimdi burada tabii çok daha detaylara da girebiliriz. Yani örneğin 19. yüzyıl Ernest Renan, Poetry of the Celtic Races and Other Studies, Kelt ırklarının şiiri ve diğer çalışmalar. Orada mesela What is Nation diye bir bölüm var ve o bölümde bayağı Avrupa kültürünün böyle bir kutsallaştırılması üzerinden gidiyor. Ya da Edward Lawrence'ın Seven Pillars of Wisdom, bilgeliğin 7 sütunu. Orada da mesela Osmanlı döneminde Arapların Osmanlılara karşı verdiği mücadelede İngilizlerin desteği, İngilizlerin o rolü, ona dair de birçok yine kutsallaştırma belki bir anlamda yapıldığını görüyoruz. Tabii ki biz burada konuşurken oryantalist bakış ve onun durumu nasıl ele aldığı, yine hegemonya çerçevesinde de ele alabiliriz. Yani tabii Gramsci bunu tam olarak bu şekilde söylemiyor ama ideolojik hegemonya anlamında bundan söz ediyor. Yani egemen sınıfın kültürel değerlerini içselleştiren bir kitle yaratmak için belirli dayatmalar, belki bir anlamda rızanın üretilmesinden söz ediyor. Oryantalist bakışta aslında o rızanın üretilmesi için bir araç. Yani siz böylesiniz, bunu kabul edin gibi bir gönüllü gönülsüz ön kabul yaratma eylemi. Tabii buradan biz filme de yavaş yavaş bu bağlamda geçerken Huntington'ın medeniyetler çatışmasına da bir atıfla Batı oryantalizmi bir şekilde 3. Dünya ülkelerini medeniyet ve barış götürme anlamında ele alıyor. Ama filmde biz bunu az önce söylemiştim, Said bir alt benlik olarak gördüğü için Doğu'yu, Batı'nın alt benliği olarak gördüğü için biz filmde bunu belki bir anlamda alt benliğin bir baş kaldırısı olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda geçen haftaki sunumda da biraz bahsetmiştim. Aydınlanmanın doğaya bir şekilde hakim olma durumu, aynı zamanda insana da hakim olma durumunu üstlenir bir şekilde. Dolayısıyla aydınlanma projesi en başından beri bilgi ve iktidar ilişkisini bir şekilde içinde barındırır. Bilgi ve iktidar aydınlanma projesine içkindir. Tabii ki bu arada Batı'nın oryantalist bakışı bir etnosentrik bakış da içerir. Burada neyi kastediyoruz? Bir kişinin kendi etnik grubunu ya da kendi kültürünü temeli alarak, merkeze alarak ötekileri, kendi dışındakileri ona göre değerlendirmesi. Yani bu anlamda baktığımızda oryantalist bakış aslında bir şekilde gerçeğin yaratımında kendi kültüründen hareketle bütün o gerçeği anlatmaktır. Bunun simgesel düzlemde de işte Derrida ya da Roland Barthes örneklerini vermiştir. Gerçeğin şekillendirilmesi için iktidar ve hegemonyanın bir şekilde kullanılması. Şimdi bu anlamda baktığımızda filmde aslında oryantalizme ilişkin birçok şey söylüyor, birçok şeyden bahsediyor, söz ediyor. Muhsin Bey en temelde tabii batılılığı bir şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz. Öyle bir görünüm sergiliyor filmde. Ve bu nedenle de olumlanıyor birçok noktada. Ali Nazik ise olumsuz, dejenere birisi olarak Doğu'nun temsili olarak karşımıza çıkıyor. Ama filmin çekildiği dönem itibariyle de artık İki Dünya Savaşı bitmiş, Vietnam Savaşı son bulmuş. Türkiye'de artık daha
geç modernleşme, hatta tabii ki postmodern bir dünyaya evrilmiş bir süreçten bahsediyoruz. Muhsin Bey de o ortamda yaşanan değişimin farkında, son derece farkında. Ama bir türlü o eski, yine tırnak içinde bunu söylüyorum, batılılığından vazgeçip o değişimi kabullenemiyor. Zaten yaşadığı bütün sıkıntılar da bundan kaynaklı. Bu nedenle bütün o sıkıntıları yaşıyor. Hatta bir noktada artık o kabul ediş başlıyor. Örneğin hapishanede onunla ilgili bence çok net bir yine kırılma anı ve bir gösterge var. Muhsin Bey hapishanede yatarken bir başka mahkumla böyle baş başa yatıyorlar. İkisinin başları birbirine doğru. Orada diğer mahkum Walkman dinliyor kulaklıkla. Muhsin Bey ilk başta tabii hiç böyle oralı olmuyor. Ama Ali Nazik onu ziyaret ettiğinde, hapishanede kasetini de getirdiğinde, dinlemek için önce o Walkman'i alıyor. Sonra işte neresine basılıyor, nereden çalışıyor falan diyor. Ve Walkman'i takıp kulaklıkla o müziği dinlemeye başlıyor. Ve orada Şener Şen de onu çok güzel bir şekilde resmetmiş zaten. Veya vermiş, oynamış. Hoşuna da gitmeye başlıyor. Yani bir noktada da o değişim Şener Şen için orada başlamış oluyor. Aslında filmin daha öncelerinde de o değişime dair birçok örnek var. Az önce işte dişle ilgili olandan bahsetmiştim. Yine filmin ortalarında bir yerde Ali Nazik intihar etmek için çatıya çıktığında Muhsin Bey onu sert bir şekilde ikna etmek değil, atıyor sanat kendini şeklinde yaklaşıyor. Ama bir noktada onu ikna edip intihardan vazgeçirdiğinde ikisi de yüksekten korktukları için birbirlerine sarılarak aynı adımlar uyum içinde yavaş yavaş kendilerini kurtarıyorlar. Aslında böyle filmde birkaç tane sahne öyle Muhsin Bey'in de o yeniye ayak uydurma sürecine dair bir şeyler söylüyor. Tabii bu kaçınılmaz değişim ve dönüşüm aslında kapitalizmin yanında liberal ve postmodern dünyanın bir ortak ürünü olarak görülebilir. Şimdi birkaç sahne üzerinden de o değişim, yeni dünya, eski dünya, Muhsin Bey'in hayata ve o dünyaya bakışı ya da Ali Nazik'in durumu nasıl ele aldığından da söz etmek istiyorum. Örneğin filmin hemen başında Rambo karakteri bir film yapmak istediğini söylüyor, yapacağını söylüyor. Muhsin Bey işte neyi çektiğini söyleyince şöyle bir konuşma var. Ben hemen notlarıma bakayım. Ne çekiyorsunuz? Yok abi, Rambo çekiyoruz. Rambo da kim? Amerikalı var ya, onun filmi Stallone. Allah Allah, bizim konulara kıran mı girdi diyor Muhsin Bey. Bakın hala o geçmişte yeni olana karşı duruşunu simgelediği bir şey. Ya da yine filmde eski şarkıcı Medya Senay'dan söz edilirken işte Naftalinli şarkıcı aradı. Ya da işte mıy mıy bir kadın bacağını açmaz, işte masalara gitmez, konsümasyona gitmez. Sen bana bir arabesk söyleyen bulamaz mısın diye soruyor diğer patronlar. Yine benzer bir şekilde çatıda çamaşır yıkanırken orada Muhsin Bey'in söylediği o değişime karşı olduğunu, pardon, çamaşır asarken değişime ne kadar karşı olduğunu belirten bir başka sahne daha var. Orada şöyle bir şey söylüyor Muhsin Bey. Efendim ben hiçbir zaman deterjan kullanmam. Toz sabundan şaşmayacaksınız. Şimdi baktığımızda o katı Muhsin Bey az önce de söylediğim gibi bir şekilde sisteme de boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani bu sadece boyun eğdiği kapitalist sistem değil, aynı zamanda değişen o İstanbul'da bir şekilde yaşama tutunmak için yapması gerekenlerin bütünü. Ne gibi? Ev sahibi Madame Agavni en sonunda, filmin en sonlarına yakın bir noktada şöyle bir şey söylüyor. Evimizi yıkıyorlar, her yeri. Bütün Beyoğlu'nu yıkıyorlar. Ben Paris'e gidiyorum. Bütün hatıralarım burada kalacak. Yani Agavni bir şekilde o değişime ayak uyduramadığı için ayrılmak zorunda kalıyor. Her şeyini bırakarak gitmek zorunda kalıyor. Eğer orada kalmak istiyorsa bir şekilde o değişimin bir parçası olmak zorunda. Ya da o değişime ilişkin yine Muhsin Bey'in söylediği bence filmin en can alıcı noktalarından da birisi orası. Çiğ köfte yapan
Ali Nazik tadına bakması için Muhsin Bey'e uzatıyor. Çok acı geliyor tabii. Muhsin Bey şöyle bir şey söylüyor. Ne bu, öldürecek misin beni? Zaten güzelim İstanbul'u kebapçı salonu haline getirdiniz. Acılı Adana, acılı Urfa, acılı lahmacun. İstanbul kebap kokuyor. Ne bu be? Nerede o güzel yemeklerimiz? Bunun üzerine Ali Nazik, aa niye öyle diyorsun? İstanbul istemese bu salonlar açılır mı? Aslına baktığımızda bu değişim ve dönüşüm sürecinin de biraz İstanbul'un da istediğine dair de bir sezlerim var. Şimdi bütün bu söylediklerim ışığında öncelikle tabii değişen bir düzen, bir kapitalist sistem ve liberal bir düşünce sistemi aynı zamanda onunla entegre olarak. Bir tarafta da Batı'nın Doğu'yu algılama biçimi olarak oryantalist bir bakış. Bu iki Ardalan bilgisini önümüze koyduğumuzda bu film aslında bazı sorular da sorduruyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu soruları insana bir şekilde belki de dikte ediyor. O filmde resmedilen Türkiye Batı mıdır yoksa Doğu mudur? Çünkü siz hangi noktadan bakıyorsanız ona göre değişiyor. Siz Muhsin Bey noktasından bakıyorsanız, evet bu oryantalist bir bakış. Çünkü Ali Nazik'i tembel, işte daha böyle kolaycı ya da istediğine ulaşmak için önüne çıkan herkesi bir şekilde her şeyi yapabilecek, herkese hata yanlış yapabilecek biri olarak, bir anlamda makyavelist, oldukça oportünist birisi olarak mı görüyorsunuz? Ya da aslında bir taraftan da acaba haklıdır da diyebiliyor muyuz? Çünkü burada dikkat et, yani ben şöyle bu konuyla ilgili araştırmalar yaparken alan yazınında ağırlıklı olarak tabii ki sinema alanında çalışmalar yapılmış ama ekonomik anlamda çözümlemeler de var. Edebi olarak bakan çözümlemeler de var. Genel olarak gördüğüm arka plandaki o toplumsal, ekonomik, kültürel dinamiklerin bir şekilde sunulduğu ama göz ardı edilen bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bütün çalışmalarda Muhsin Bey hep olumlanan ve Ali Nazik de hep olumsuzlanan bireyler olarak ortaya konuluyor. Bu arada bununla ilgili çalışma yaparken yine ben Yavuz Turgul'un filme dair, yani sadece Yavuz Turgul değil tabii, Şener Şen'in de olduğu bir röportaj, daha doğrusu uzun bir belgesel röportaj da izledim. Orada da aslında Yavuz Turgul'un anlatmak istediği, ortaya koymak istediği de bu. Zaten o karşıtlığı bir şekilde ortaya koymak istiyor. Belki kendisi de bir anlamda kendini Muhsin Bey olarak görüyor, kim bilir. Ama bir taraftan da göz ardı edilen bir nokta var. Ali Nazik de bir noktada haklı. Neden bir noktada haklı diyorum? Günümüzde yani o geçiş sürecini ve o dönüşüm sürecini film bize çok güzel yansıtıyor. Biz şu anda artık o dönüşümün gerçekleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ve günümüzde baktığımızda artık belki arabesk olmasa ki o hala var. Ünlü olup kolay para kazanmak için her şeyi yapan binlerce Ali Nazik var çevremizde. Yani YouTube'u düşünün, Twitch'i düşünün, başka platformları düşünün ya da ana akım medya veya tüm medyayı düşünün. Aslında gelecek olanın bir öngörüsü, gelmekte olanın bir öngörüsünü sunuyor film. O değişime, dönüşüme ayak uyduran bir, uyduramayan bir Muhsin Bey, hemen onun karşısında da ona bir şekilde ayak uyduran bir Ali Nazik'i görüyoruz. Yine yani bu çerçevede düşündüğümüzde Ali Nazik'in de aslında bazı noktalarda haklı olduğunu düşünebiliriz. Ben haklı olarak ele alınabileceğini düşünüyorum. Bir başka şey de yine burada söylemek istediğim, az önce söylemiştim. Artık 1980'ler, 90'lar ve o süreç dünyanın postmodern bir dünyaya, Türkiye'nin de yine peşi sıra postmodern bir dünyaya evrildiği bir süreç. Bu bağlamda baktığımızda postmodernizmin en temel mottolarından birisi de anything goes, her şey kabul edilebilir, her şey olabilir mottosu. Yani burada bir
kucaklama, hepsini kucaklamaktan söz ediyorum aslında. Benim bahsettiğim şey şu. Bu bağlamda baktığımızda aslında yeni dünya, o postmodern dünya, filmin sonuna baktığımızda Ali Nazi'yi de bir şekilde kucaklıyor. Ya da onun o yapmak istediği her şeyi bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde filmin sonunda Muhsin Bey de bir şekilde o hayata kendini entegre edebiliyor. Derslerde mesela postmodernizmle ilgili örnekler verirken ben bu örneği çok kullanırım. Dinleyen arkadaşlarımız da vardır. Hani bir fıkrada genellikle Nasrettin Hoca'ya atfedilir. Birisi bir şey söyler ve Nasrettin Hoca işte haklısın der. Bir diğeri başka bir şey söyler onun karşıt fikri. Sen de haklısın der. Üçüncü bir kişi der ki hoca hani bu haklı, bu haklı. İkisi de haklı olabilir mi? Sen de haklısın der. Aslında çok benzer bir şekilde o postmodern dünya, o postmodern evren bir şekilde oraya doğru geçen bir süreç. Hem Ali Nazi'yi hem de Muhsin Bey'i kucaklayan bir dünyaya doğru evriliyor. Tabii ki tam geçiş sürecinin sancılarını ya da krizlerini yaşayan bir Muhsin Bey ve onun nimetlerinden de faydalanan bir Ali Nazik görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda film hem dönemin o dinamiklerini hem Türkiye'nin, modern Türkiye'nin kuruluş sürecinin belirli bir aşaması geçildikten sonra özellikle işte Marshall yardımı gibi ve sonrasında işte Özal'ın sürecine doğru geçtiği dönem gibi daha liberal, tabii ki kapitalist ve daha özgürlükçü düşüncelerle yoğrulmuş bir halde daha kalıplara uyan insanların çektiği sıkıntıları ya da o kalıpların dışında kendilerine başka alanlar bulan, yeni alanlar bulan insanların yaşadıklarını bir şekilde sunuyor. Zaten film Türkiye'de aldığı ödüller olduğu kadar yurt dışında da ödül aldı ve farklı yorumlarda farklı bakış açıları sunulurken filmin içeriğindeki bu toplumsal gönderimler ya da çözümlemeler dikkate de alınmış. Aynı zamanda akademik çalışmalarda ben bu sunum için araştırma yaparken çokça kullanıldığını, oldukça önemsendiğini de görüyorum. Sadece bir film olarak değil, aynı zamanda toplum bilimsel, sosyolojik olarak ele alanlar, felsefi olarak ele alanlar ve o şekilde okuma yapanlar da olduğunu gördüm. Benim bugün sunacağım kısım bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar burada şey yazmıyorum. Mail adresi olarak bir bilgi girmeyeceğim. Çünkü halihazırda zaten duyurularda da mail adresim var. Herhangi bir soru varsa veya başka açıklamadığım veya kendi fikrinizi belirtmek istediğiniz şeyler varsa o mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.